Ahlat'ta böyle şahane fotoğraflar. Mustafa Destici, işte Devlet Bahçeli ortada, kuvvet komutanları var. En sağ tarafta da hep söylendiği dille söyleyeyim. Hüdapar. Hüdapar biliyorsunuz Hizbullah'ın Türkiye'deki resmi uzantısı olarak değerlendiriliyor. Bu fotoğrafın anlamı ne Figen? Valla bu fotoğrafın anlamı akıllarından geçtiği, istedikleri, kurmak istedikleri düzeni gösteriyorlar. İşte bu bir yeni bir devlet yapılanması şekli ise var olduğunu böylelikle duyurmak istiyorlar. İşte böyle fotoğraflarla duyuruluyor ya bizde ülkede böyle mesajlar çok... Mesaj ve fotoğraf, evet. Her fotoğraf bir mesaj gibi yorumlayacaksın. Tabii... Ne diyeyim yani hepimiz her şeyi biliyoruz. Hüdapar olarak bakarsan, orada kuvvet komutanlarına bakarsan, orada Bahçeli'ye bakarsan büyük bir karmaşa. Siyaset kurumunun halini de gösteriyor bir taraftan. Yani bir MHP'nin ilkeleri, savundukları programı bir tarafta Hüdapar'ın savundukları parti programında yazılı olanlar ve arada üniter devlet yapısının ordusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun kuvvet komutanları. Bu her koşulda, her ilke, her kural yeni yok edilebilir, yok sayılabilir. Önemli olan iktidar gücünü kullanmak ve buna göre de şekillendirmek diye düşünebiliriz. Nasıl diyeyim, başka bir yorum var mı? Hüdapar'ın, hadi o geçtim Hizbullah öyküsünü vesaire, onları da geçtim. Ama bir parti programına baktığınız zaman nedir? Orada ne var değil mi? Federatif yapılanma var. Yani tamamen şimdi MHP'nin savunduğu. Yani MHP bu ilkeleri söyleyen Kürt, iktidarda bir Kürt. İktidara dair bir Kürt kimlikte ve yapıdaysa sorun yok. Ama başka bir tarafta, yani karşıdaysa, işte Demliler'deyse parti kapatılsın, milletvekillerinin şeyleri kesilsin, aylıkları kesilsin falan. Bu nasıl inandırıcılık? Bu nasıl ilkesel bir durum? Anlaşılır gibi değil. Bilemiyorum sen nasıl yorumlarsın ama ilk etapta bu resmin verdiği siyaset kurumunun kendini imha etmesi. Vermek istedikleri mesajla çok ilgili değilim. Çünkü o mesajın geçerliliği, oluşabilirliği, bugün seninle de onu konuştuk. Ne kadar olabilir? Türkiye'de bir asırı devirmiş bir cumhuriyet var. Onu daha da açacağım ben. Ama önce sen de bu kareye ilişkin görüntülerini söyle. Sonra o öbür kısma geçelim. Olabilirliğine, yani bu fotoğrafın verdiği mesajın gerçek bir yaşanılır hali olup olmadığını da ayrıca konuşalım. Ya ben fotoğrafı tek kelimeyle şöyle değerlendirebilirim. Endişe duyduğum bir fotoğraf bu. Neden endişe duyduğum bir fotoğraf? Çünkü hep böyle konuşulan, eskiden bu yana işte bir müesses nizam yapılanması vardı. Türkiye'de de o devlet ne olursa olsun yerinde durur algısı da bu müesses nizam üzerinden okutulurdu. Ancak geldiğimiz noktada burada işler biraz karışmaya başladı. Neden karışmaya başladı? Şimdi geçmişte de derin devlet yapısı içerisinde de hani... Bu unsurların zaten hani bir kontra gerilla faaliyet olarak kurulduğu filan, Hüdapar'dan ya da Hizbullah'tan söz edeceksek ifade edilirdi. Fakat devlet derdi ki yani ben bu yapılarla iç içe değilim. Biz bilirdik, görürdük, okurduk. O yapılarla bir biçimde halmahal devlet besleniyor yapılardan ama bu kadar gözümüze sokmaz. Bu açıdan şimdi Türkiye'de başka bir şey oluyor. Başka bir duruma geçiyoruz. Ben tehlikeyi şöyle de değerlendiriyorum aslında. Bir takım şeylerin normalleşmesi, normalleştirilmesi ve bu normallik üzerinden de hayatın akıp gitmesi. Ama normalleşmiyor hayat. Bilakis tersi durumda başka şeyler oluyor. Bakın bu fotoğraf çıktıktan hemen sonra olasılık bu fotoğrafla elbette ilgisi yok. Ama siyasetin dili ve tavrı sokağın ruhunu belirlediği için çok ilgili. Diyarbakır'da aylardır bir şey oluyor. Aylardır. Bunu böyle yeterince medyada da göremiyoruz. Yani haber oluyor, geçiyor. Ama anladığımız kadarıyla Diyarbakır'da laik kesimlere saldırı üzerinde. Öyle ya,
havuza saldırı oldu, dans gösterilerine saldırı oldu, 1,5 ay önce bir kafeye saldırı oldu, bir otele saldırı oldu, bir şey oluyor yani. Diyarbakır'da bir şey yapılandırmaya çalışıyorlar ve bu fotoğrafla beraber yine aynı şey oldu. Öyle tuhaf bir şey oldu ki 1,5 ay önce Hevş isimli kafeye saldıran 3 kişi tutuklanmıştı, serbest bırakıldı ve bu serbest bırakılan 3 kişi yine aynı kafeye saldırdılar. Ya bu çok tehlikeli bir şey. Neden bununla yakın ilişkili diye ifade ediyoruz? Şu açıdan söylüyoruz bunu. Yani Diyarbakır bir Kürt şehri ve burada aslında Kürtler üzerinden de bir karşıtlık var. Yani yıllardan beri bildiğimiz bir Hüdapar yapılanması, bir taraftan da seküler Kürtler üzerinden bir yapılanma. Şimdi acaba bu kadrolar, bu gruplar, bu halk kesimleri bir araya mı getirilmek isteniyor, karşı karşıya mı getirilmek isteniyor sorusunu da soruyoruz. O nedenle bu çok tehlikeli bir şey. Yani tek bir okuma üzerinden bir takım şeyleri Türkiye'de açıklamak ne yazık ki yetersiz oluyor. Biraz arka planını derinleştirdiğinizde başka başka noktalar, başka başka kriterler ortaya çıkıyor. Şimdi siz Zekeriya Yapıcı'yla poz veriyorsunuz. Diyarbakır'da da Hüdapar'ın olduğu söylenen yapı, Hüdapar'ın içinde olduğu söylenen yapı 2 yıldır dozu arttırarak sekülerizmi hedef alıyor. O yüzden burada bir şey var diyoruz. Benim okumam ne yazık ki böyle figen ve ben bunu da çok tehlikeli buluyorum. Yani Diyarbakır'ın da diken üstünde olduğunu ifade edeyim. Neden bunu söylüyorum? Ya polis bu kafeye saldırıp sonra serbest bırakılanları dün itibariyle önlemekte zorlandı, biliyor musun? Önlemekte zorlandı. Nereden biliyoruz? Görüntüleri yayınladık işte. O nedenle de buralarda sıkıntı var. Yani Türkiye'nin bir biçimde kodlarıyla, şifreleriyle oynuyorlar. Oynamıyorlar artık. Kurcalıyorlar yani. Bu açıdan da ben çok tehlikeli buluyorum bu işleri. Diyarbakır olayı doğru, bir süredir bir şeyler oluyor diyorsun, doğru, hatta çok fazla şeyler de oluyor biliyorsun, düğünde halay çekmekte sıkıntı, evet. Kürtçe şarkı dinlemek, Kürtçe şarkı söylemekte gözaltı sebebi oluyor. Yani Diyarbakır'daki yapıyı şimdi iktidardaki temsiliyet oranına göre korunanlar var biliyorsun, yasalar karşısında eşitiz falan yazıyor ama öyle bir şey yok. Biz bunu nereden görüyoruz? Mesela aynı şekilde MHP yakın olanlar için söyleyebildiğimiz gibi şimdi Hüdapar yapılanması içinde olanlar da söylenebiliyor. Aynı kapsama aldı. Yani yasalar karşısında, işlenen suçlar karşısında farklı bir yöntem, farklı bir usul, farklı bir uygulama var. Bunu görüyoruz. Senin anlattığında bu. Tutuklanıyor, hemen serbest bırakıyor ve çok rahatlıkla aynı fiili işliyor. Caydırıcılık yok. Çekinme, korkma yok. Bir daha başıma bir iş gelir, içeri girer miyim endişesi yok. Aksine demek ki bir cesaret verme, bir koruma anlayışı var. Yani zamanında Hrant Dink'te yaşadığımız gibi düşünürsen. O zaman bu bize neyi anlatıyor? Demek ki Türkiye'nin önünün açılmasını, bu kriz ortamından çıkmasını, Türkiye'nin hukuk devletine dönmesini istemeyen, bu mevcut yapının koyulaşarak devam etmesini ve kendi güç odaklarının iktidarda olmasını sürdürmesini isteyen bir anlayış var. Ve onlar hala çok etkin ve çok güçlü. Biz bunu görüyoruz. Ama işte Türkiye'de bu ne kadar olacak? Yani bu karışıklık yaratmak istiyor olabilirler. Sen tweetinde de yazmıştın, yani felaketi mi yaşatmak istiyorsunuz, hatırlıyorsan. Yani demek ki bir felaket olmasa da bir kriz, bir kaos yaşatmak istiyorlar. Ve bu bir, ikincisi de dediğim gibi DEM yerine Hüdapar'ı yerleştirmek istiyorlar. Böyle bir yani siyasal İslam iktidarda olduğu için de aynı şekilde koyulaşmış haliyle Kürt seçmendeki çoğunluğu buradan yönetmek, buradan yakalamak, burada etkin kılmak istiyorlar. Bu anlayış ortaya çıkıyor net ama Türkiye 100 yılını tamamlamış bir cumhuriyet var. Gençler var. İleriye yürümek, atılmak isteyen, yurt dışına gitmek isteyen gençler var. Ama kimse bu ülkenin insanlarını külliyen, ülkesinden koparamaz. Böyle bir anlayış olmaz. Yeryüzünde bu kabul edilemez. Farklı yapılar var. İşçiler var. Bugün hiç beklemediğin
olmaz dediğin sendikalar eylemle geçiyor. Ya mali müşavirler, muhasebeciler eylem yaptı Türkiye'de. Köylüler, üreticiler. Çiftçiler kalkıştı her tarafta, değil mi? Onların eylemlerini görüyoruz. Ama bunun ötesinde bugün dikkatimi çeken bugün şu oldu. TÜSİAD Başkanı Halk TV ekranlarına çıktı. İbrahim Kahveci ile bir sohbet yaptı. Röportaj gibi işte canlı yayın. Çok vaktim olmadığı için ayrıntılı göremedim ama sonra girdim. TÜSİAD'ın sitesinde okudum. Şimdi hakikaten başka bir arzu artık iş adamlarından. Yani ki Türkiye'nin üretiminin %80'ini oluşturan bir topluluğun başkanı olarak konuşuyor. Ve bu başkan söylediği, yani şuradan da bir parça açacağım. Diyor ki geleceği inşa ve bunu tüm işte siyasi partilere, STK'lara, kanaat önderlerine, akademisyenlere, toplumun her kesimine bir çağrı olarak söylüyor. Çok kapsamlı tabii ki ne var. Yani üç başlık altında toplamışlar. Bak bunun böyle bir çalışmanın yapılıyor olması ve bunu artık TÜSİAD'dan geliyor. Etkili. Diyor ki günümüzde refahın asıl belirleyicisi ne ya yeraltı kaynakları, ne fiziksel sermaye, ne de basınsız iş gücüdür. Yeraltı kaynaklarına dayanarak zenginleşmiş ülkeler bulunmakla birlikte gelişmiş ülke olmak için bu yeterli değildir. Biz diyor üç temel unsur saptadık. İnsani gelişme, yetkinleşme, bilim, teknoloji ve inovasyon, siyasal, ekonomik, toplumsal kurallar ve kurumlar. Şimdi bu çok ayrıntısı var. Programını ayırmak istemiyorum ama bunu neden önemsedim? Tam bir kalkınma programı sunuyor. Bu ama öyle bir ciddi kalkınma programı ki yani çok ciddi bir şekilde 130 ülkenin ekonomik yapısının incelendiğini aslında tamamen hukukla gayri safi yurt içi hasılanın ve refahın ilgili etkileşim içinde olduğunu vesaire uzun uzun anlatıyor. Ama bir yere de geliyor diyor ki kurumlar ve kurallar, güvenilirlik, siyaset kurumu, kurumların bağımsızlığı. Yani bildiğimiz şeyler ama bildiğimiz şeyleri çok geniş başlıklarda analiz ederek çok ciddi önerilerle geliyor. Ve tabii ki biz buranın kıyısında değiliz. Hatta öncesinde hatırlatıyor yani 2000'li yılları da hatırlatıyor. Nispeten ilerleme sağlanmışken çok ciddi gerileme. Bu program uygulanmaya başlandığı an diyor. Bu program uygulanmaya başlandığında çok kısa sürede bizim milli kişi başına düşen milli gelirimiz 30 bin doların altına inmez. Ve bunun gerekçelerini grafiklerle koyuyor, hesaplarla koyuyor. Şimdi bak bunları duymazdık artık. Ki ülke üretiminin %80'i ekonominin sahibi, ekonominin kalbi, nabzı. Şimdi laiklikten bahsediyor, hukukun üstünlüğünden bahsediyor, çocuklu katılımcı demokrasiden bahsediyor. Nefret dili taşımayan siyaset kurumu, ötekileştirmeyen siyaset kurumu, adil, saygılı bir devlet kurumsal yapısı vesaire. Bunları kafasından geçeni yapmak isteyenlerle ülkeyi batıya döndürmeye çalışanlar arasında bir çatışmayı biz artık her kademede görüyoruz. Kürtler, Aleviler, işçiler, öğrenciler, çiftçiler vesaire vesaire. Ben bu resimleri verebilirler. Bunu hükmünü sürdürmek isteyenler olabilir. Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi yapma çabası içinde, gayreti içinde olan anlayış şu anda kendini çok güçlü ve iktidarda görüyor olabilir ama Türkiye bunun yapılabileceği bir ülke değil. Ben umudumu yitirmek istemiyorum. Türkiye'nin koşullarına baktığım zaman ve TÜSİAD'dan da bugün böyle bir çağrıyı topluma yaptıklarını duyunca kolay değil. Para yok. Para yok. Beşeri sermaye yok. Eğitimin dibini dinamitlediler. Eğitimli, liyakatli insanlar yurt dışına gidiyor. Yeraltı zenginliği yok. Kurumların çökmüş. Orta Doğu ülkesi olsa ne olacak? Petrolün falan olsa idare et. O da yok. Nasıl yöneteceksiniz bu ülkeyi? O müesses nizamı kurdunuz. Çok güzel fotoğraflar da verdiniz. Ne oldu yani? Ne değişti bugün hayatımızda? Bu ülkenin bu kriz ortamından düzelmeye bir faydası oldu mu bu fotoğrafın? Bunu sormak lazım. Kendileri de biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyor. Bakalım ne zamana kadar bu böyle sürdürebilecekler. Bir yer olacak ki, bir gün uyanacağız ki... Türkiye farklı bir şekilde bu kriz ortamından kurtulma kararlılığı içinde olabileceğini göreceğiz. Ben öyle bir beklenti içindeyim. Ya hepimiz elbette bu beklentiyi taşıyoruz. Çünkü kurduğun yer, söylediğin yer çok doğru. Şimdi Türkiye'de
iktidarın fikirleri üzerinden yoğun halk kitlelerinin bir bütünlüğü yok artık. Yani iktidarın ezici bir çoğunluğu da yok. İktidarını kurtarmak için günü kurtarmaya çabalıyor. Günü kurtarmaya çalışırken de sopa gösteriyor. Ama toplumun büyük bir bölümü, kurumlar söylediğin gibi hem de birbirleriyle karşıt kurumlar. Yani TÜSİAD örneği çok iyi oldu. Bir yandan iş insanları, bir yandan da işçiler özde farklı şeyler ama yaşanabilir bir Türkiye özlemiyle çağrı yapıyorlar. Bu önemli, yani burada ortak paydalar oluşuyor. İktidara karşı ortak paydalar oluşuyor. Ama onlar da hani bu iktidarı sürdürmek için kah sopa göstererek, kah birbirlerine çiçek atarak durumu kurtarmaya çalışıyorlar.